Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp. Bugün Python programlama dilinin TK Inter denilen modülünün kullanımına dair ipuçlarını vereceğim derse hoş geldiniz. Şimdiye kadar bu derslerden bir ve ikincisini gerçekleştirdim. Üçüncüsünü de 22. dersten itibaren, 22 numaralı dosyadan itibaren sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceden ben bu dosyaları hazırladım. İngilizcelerini ve kimilerinin de Türkçelerini İngilizcelerin üzerinde olabildiğince hızlı geçerekten dosyaların Türkçeleştirilmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Programın içerisindeki sentaksı izah ediyorum ve de küçük kod parçacığını, snippet dediğimiz kod parçacığını çalıştıraraktan bunun ekrandaki etkisini görüp üzerinde yorumlamalar yapıyorum arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum. Geçen ders 22 numaralı dosyada kalmıştık arkadaşlar. 22 numaralı dosya checkbox dediğimiz bu denetim kutularının, kontrol kutularının nasıl kullanacağına dair bir örnekte. Şöyle ki yine her zaman olduğu gibi TK Inter modülünü import ediyoruz. Fakat burada farklı bir sentaks kullandım. From Inter import all dedim. Bu yıldız, asterisk, all anlamına geliyor. Hemen Türkçesine geçeyim şurada. Ve de burada TK Inter modülünün TK nesnesine pencere ismi adı altında bir oluşturdum arkadaşlar. Dolayısıyla burada şöyle yapayım. Pencere adlı nesneyi oluşturduktan sonra checkbox dediğim bu denetim kutusu içerisinde şuraya kadar bunun etkisi devam etmektedir arkadaşlar. İsmi pencere, tek içerisinde yer alacak olan metin erkek ve değişken variable 1 diyerekten buna isim verdim arkadaşlar. Burada da ikinci bir değişken olaraktan tanımladım. Bu da variable 2 dedim. Buna da integer variable formatında ikinci checkbox için bunun tanımlamasını yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla ilk denetim kutusu içerisinde erkek etiketi yer alacak. Diğerinde de kadın etiketi yer alacak. Peki bunların yerleşimi nasıl olacak arkadaşlar? Yerleşimi ile ilgili grid yani ızgara yapısı metodunu kullanıyorum. Burada da satır şeklinde row 0, row 1 diyerekten iki satırda birinci satır ve ikinci satır şeklinde sticky dediğimde de yapışkan olup bulunduğu yerden ayrılmayacak şekildedir. Bunu ben çalıştırdığımda şurada görüyorsunuz. Herhangi bir başlık kısmı yok. Doğrudan doğruya oluşturduğum iki tane pencere var. Pencereleri biri sıfırıncı satırda, birinci satırda o şekilde yorum yapabiliriz ve erkek ve kadın şeklinde isimleri var ve de bunları tıklıyoruz. Tıklamayla ilgili herhangi bir kısıtlama yok, herhangi bir başka bir bağlantı yok. Konsolumuzda herhangi başka bir işlem yapmıyor. Sadece bu iki tane buton, kontrol denetim butonu oluşturup bunların üzerlerine isimler yazdırdık ve de yerleşimini gerçekleştirdik arkadaşlar. Kademe kademe daha sofistike derslere, konulara gelmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bu kez bize cinsiyetimizi girmemizi isteyen, ona göre de seçim yapmamızı isteyen bir format isteyebilir bizden arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine Türkçesine geçeyim. Ana pencere diyerekten bir nesnesini oluşturuyorum bu TK Inter modülünü kullanabilmek için. Bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Variable state değişken durumları diyerekten. Bu değişken durumları fonksiyonuyla ekrana erkek, kadın ve ondan sonra bunlarla ilgili değişkenler verdiğim için, değişkenlerle ilişkilendirdiğim için bakın şu şekilde variable 1, variable 2 get metodunu kullanarak da bunlara dair
yapılan seçimi haberdar edebilmek için, ilişkilendirmek için bu şekilde bir format kullandım arkadaşlar. Şuraya kadar olan kısmım izahattir. Şuraya kadar olan izahattir. Şurasından sonrası da bilgilerin alınıp getirildiği, zaten get Türkçe'ye de getir anlamına gelebilecek şekilde bir anlamı vardır arkadaşlar. Burada etiket kısmına bakarsam ana pencere dedim ben buna. Zaten ana pencere adı altında. Ve de cinsiyetiniz yazısı var. Burada ilk gene bir grid yapısı var. Sıfırıncı satırda. Ve de bundan sonra iki buton daha var arkadaşlar. Yani bir etiket kısmı var, bir de bu check button var. Check button 2 var. Burada da aynı şekilde bir daha önceki örnekle aynı. Burada iki buton daha ekledi bunu arkadaşlar. Bunu geliştirmek bakımından. Butonlardan bir tanesi çık, diğeri de göster adını taşıyor. Çık komutu ana pencere dot quit diyerekten hiçbir şey yapmadan çıkmayı sağlıyorum. Diğerinde de komut var state'lerinden değişken durumları adlı fonksiyonu çağırıyor arkadaşlar. Şurada var state'i çağırıyor. Peki bunların üçüncü ve dördüncü butonların yerleşimi nasıl oluyor? Bunlar da aynı şekilde üçüncü satır ve dördüncü satır şeklinde yapışkan ve de Y eksenine göre de 4 aralıklı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunu çalıştırmadan önce bir kez daha bir kontrol edersem bir ana pencere oluşturuyorum. Ana pencerede bir etiket kısmım var. Şu şekilde gösterebilirim. Ondan sonra iki tane denetim kutum var. Check button'ım var şu şekilde. İki tane denetim kutum var. Hatta şuradan alayım şunu. Variable 1'den itibaren iki tane denetim kutum var. Ondan sonra iki tane de kontrol veyahut da işte komut kabul etme butonu var. Bunlardan sonra da bu döngünün ismini yazıp çevrim içerisine girmesini sağlıyorum. Dolayısıyla bunu ben çalıştırdığımda şurada da göreceğiniz gibi bir etiket kısmı dediğim sadece şu kadardır. Cinsiyetiniz diyerekten yazıyor. Burada erkek ya da kadını seçiyorum. Çık dediğim zaman programdan çıkılacaktır. Gösterdiğim zaman gösterecektir arkadaşlar. Herhangi bir veri girmediğimde göster bastığımda girilmeyen veriden dolayı erkek 0, kadın 0 diyerekten bir seçeneği konsolda göstermiş oluyor. İlk kısımdaki şuradaki def var state fonksiyonunun altında yazdırılan şu bilgilerden dolayı arkadaşlar. Yani erkek ve ondan sonraki erkek bilgisi get var bir var bir get ve kadın dedikten sonra da kadın bilgisi şurada da en ile bir sonraki satıra geçmesi sağlanıyor. Bu şekilde. Peki bu programı çalıştırırken herhangi bir şekilde tıkladığımız zaman göster dediğimiz zaman bu kez erkek 1, kadın 0 oluyor. Tıkladığımız zaman bu kez sayıyı artırmış oluyoruz. Bir kez daha yaptığımda bir kez bu aynı verileri bir daha kabul ettiği için bu şekilde kabul etmeye başlıyor. Devam etmeye başlıyor. Bunun başka bir veri tabanıyla veya başka bir program parçacığıyla bağlantısı yok arkadaşlar. Sadece var state denilen değişken durumlarıyla ilgili bunu konsola yazdırmayla ilgili şöyle bir bağlantı yapıyorum o kadar. Yani göster komutunun fonksiyonu burada var state denilen fonksiyonu çağırmak, command adı altında. Orada ekrana bunu yazdırmak. Buradan kendiniz başka şeyler esinlenebilirsiniz. Burada başka bir listeler hazırlıyor olabilir. Bundan sonraki 25 numaralı komuta geldiğimde Türkçesine bakayım. Burada da başka bir örnek seçtim. Burada da TK inter modülünü seçtikten sonra bir sınıf oluşturuyorum arkadaşlar. Burada seç diyerekten bir çerçeve oluşturuyor. Bu seç seçilenler diyerekten başlangıçta bir liste oluşturuyorum. Fakat bu liste boştur arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde seçilenler içerisinde bunu çalıştıraraktan bir yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bunu ben çalıştırdığımı şöyle göstereyim. Şekilde.
İlk başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane programlama dili seçilmek üzere hazır yer alacaktır arkadaşlar. Daha sonradan Türkçe ve İngilizce diyerekten bir alt kısımda iki kutu daha oluşturulacak ve de komutlarla da ilgili iki kısım daha oluşturulacaktır. Şöyle gösterebiliriz bunu. Tüm durumlar bir kere en sondan başlayalım arkadaşlar. Seçimler yapıldıktan sonra çıkışla ilgili en son gördüğümüz örnekte çıkışla ilgili ya da işte bak İngilizcesinde view diyerekten göz at diyerekten komutu ile ilgili iki buton var arkadaşlar. Hangi isim altında yapmışım ben bunu? Can Can diyerekten bir isim vermişim. Bu komutlardan Can Can Quick doğrudan doğruya programı kapatıp pencereyi kapatıp çıkıyor. Bu sağ tarafa yaslanmış şekildedir. Eğer bak diye tuşuna basılırsa, bu butona basılırsa tüm durumlar denilen bir fonksiyonu çağıracaklar arkadaşlar. Tüm durumlar. Yani şurada bunu bak dediğimde tüm durumlar diye bir fonksiyonu çağıracaktır. Bu da 4 tane programlama dilinin listesi içerisinde hangilerinin seçildiği ve de bunların hangi dilde Türkçe mi yoksa Almanca mı İngilizce mi hangi dilde olacakları ile ilgili vektörler ekrana getirilmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla tüm durumların ne olduğuna bakalım şimdi. Tüm durumlar tüm durumlar fonksiyonun tanımlanması da şurada gerçekleştirilmektedir. O da şöyle bir liste var. Programlama dilinin durumu, İngilizce ve hangi seçilip seçilmediği ile ilgili ve de listedeki durumu yer almaktadır. Dolayısıyla tüm durumları ben tıkladığım zaman içerisinde listenin seçimi ve de listenin lisan durumuyla ilgili metotlar çağrılacaktır arkadaşlar. Öyleyse durum metodunun ne olduğunu bir bakmamız lazım öyleyse arkadaşlar. Ben sondan başa doğru gidiyorum ki ihtiyaç duyulan şeylerin nerede tanımlandığını göstermek bakımından. Yoksa yukarıdan aşağıya doğru program zaten çalışmaz. Burada bir tanımlama yapmışım durum diyerekten. Bu durum da aslında seç denilen bir class'ın metodudur. Onun bir member üye fonksiyonudur diyebilirim. Burada da şöyle bir ilişkilendirme, ikili ilişkilendirme geliyor arkadaşlar. Map yapısı içerisinde lambda fonksiyonunu kullandım burada. Değişkenim var gets denilen değişken ve onun aldığı değer. Burada da self var diyerekten kendisini çağırıyoruz arkadaşlar. Ve de burada programlama dilinin seç denildiğinde bu programın dilinin hangidir olduğuna baktığımızda Python, Ruby, Perl ve C++ diyerekten 4 elemanlı bu listeyi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu listemiz daha önce vardır. Aynı şekilde dil ile ilgili de yani language denilen bir dil ile lisanla ilgili de Türkçe ve İngilizce diyerekten iki seçeneğimiz var. Yine bu Can Can nesnesinin içerisinde. Bunu da seç metoduyla belirliyorum. Aynı şekilde bu da seç metoduyla ve de programlama dillerinin oluşturduğu pencereyi de pack diyerekten baştan sona kadar doldurmasını sağlıyorum. Fill X ile. Aynı şekilde konuşma diliyle ilgili, programlama dili değil, konuşma diliyle ilgili olanı da programı onu da sol tarafa yatık şekilde sağlıyorum. Bu Groovy'yi de daha sonra göreceğiz. Bunun desen oluşturmasıyla ilgili bir seçenektir arkadaşlar. Yukarıya tekrar bir geldiğimizde bu kez bu işlemlerin hepsini bir class yapısı içerisinde seç denilen seçim yapma yapısı içerisinde tanımlandığını görüyoruz. Burada klasik işte underscore underscore init underscore yapısı var. Parent yoktur. Seçilenler işlemin içerisine girecektir. Sola yatık olacaktır. Sabitlenmiş olacaktır. Frame dediğimizde bunun argümanı
Yine kendisi olacaktır. Parent asıl fonksiyonun asıl class'ın kendisidir. Bu da değişkenler şu anda seçilmemiş durumdadır. Burada döngü içerisinde değişkenler içerisinde seçilenler içerisinde şunu koşturuyoruz. Seç sayacımızı ve de diğerleri de zaman geldikçe daha fazla ayrıntı içerisinde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bunu çalıştırdığımız zaman ben etkisini de size şöyle göstermek isterim. Python'da Ruby'yi seçiyorum ve de Türkçe ve İngilizcesini de seçiyorum arkadaşlar. Bug dediğimde bununla ilgili şu dörtlü vektör yapısı içerisinde bir bir seçili durumda. Ondan sonra bir bir Türkçesi ve İngilizcesi seçili durumda yer almaktadır arkadaşlar. Şuradan çıkış komutu onu da göstereyim. Tümden ekrandan gitmesini sağlıyor. Command'e bastığım zaman göstere bastığım zaman şuradaki yazıyı göstermiş oluyor arkadaşlar. Pardon, bu değil. Bir kez daha çalıştırayım programı. Evet. Baka bastığım zaman hiçbir tanesi şu anda seçili değil. Dolayısıyla programın diğer kısımları da çalışır durumda değil. Python'a tıklıyorum bir kez. Bak diyorum. Sadece şu vektördeki şu değişken eleman bir oldu. İlgili kısmı da şöyle bir baktığımda ilgili kısma baktığımda seç klası içerisinde ilk basıldığında şu dillerden bir tanesinin seçilmesini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Program dilini de şurada gösteriyoruz. Şu şekilde seçilmesi. Diğeri de lisanla ilgili seçim de şuradadır arkadaşlar. Evet, biliyorum bu programın yani daha sofistike olsun diyerekten böyle bir tercih yaptım ama ileride bunların elementer fonksiyonlarını da teker teker her birisinin açıklamalarını yapacağız arkadaşlar. Burada giriş widgetları dediğimiz giriş küçük parçacıkları, program parçacıkları diyebileceğimiz küçük uygulamalar diyebileceğimiz uygulamalar örneklerini veriyorum arkadaşlar. Burada master İngilizcesine bakayım. Evet, burada da pencere adı altında bir şey oluşturuyorum, nesne oluşturuyorum. Burada iki etiket oluşturuyorum arkadaşlar. İki etiket pencere bünyesi içerisinde metin olaraktan adı ve soyadı yazıyor. Grid yapısıyla da yerleşimini sağlıyorum. Bu sıfırıncı sırada, birinci satırda. Ve de şöyle bir nesne oluşturuyorum arkadaşlar. TK entry nesnesini oluşturuyorum. Entry nesnesinin E1 nesnesi bu keyword'tür arkadaşlar. Dolayısıyla bunu İngilizce tutmak zorundayız. Dolayısıyla entry girilen anlamında E1 nesnesini oluşturuyorum. Entry metodunun. Aynı şekilde burada da E2 metodunu oluşturuyorum. Bunlarla da ilgili yerleşim sıfırıncı satır aynı sütun, sıfır, birinci satır aynı sütun olacak şekilde. Bunu çalıştırdığım zaman şöyle. Hasan Zeki diyorum. Alp diyorum. Yazıyorum. Herhangi bir şekilde başka bir bağlantı olmadığı için konsolla ilgili bir bağlantımız yok arkadaşlar. Bu etiketlerin
kez daha ekrana getireyim. Etiketlerin yerleşimi ile ilgili pencere ismini verdiğim bir nesneyi kullanıyorum. Pencerenin içerisinde, yani şu pencerenin tamamını kapsıyor. Adı altında bir etiketim var. Sıfırıncı satırda. Ve de soyadı diyerekten bir etiketim var. Bu da birinci satırda. E1 entry için TK entry penceresini kullanıyorum. Ve de E2 için de iki tane tanımlama yapıyorum. Burada E1'in konumunu şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Enter'e giriş yapılacak yer. Sıfırıncı satır, birinci kolon. Birinci satır, birinci kolon olacak şekilde. Yani seçim şu şekilde oluyor. Sıfırıncı satır, birinci kolon. Burası birinci kolondur arkadaşlar. Sıfırıncı kolon burası, birinci kolon burasıdır. Sıfırıncı satır, birinci kolon. Birinci satır, birinci kolon şeklinde bunun konumunu yapıyorum. Yani o konumlandırmanın da şurada olduğunu görüyorsunuz. Sıfırıncı satır, birinci kolon, birinci satır, birinci kolon ve de bunu döngüye sokuyorum. Pencereyi döngüye sokuyorum. Bu kadar basit. Zaten program başka bir şey de gerçekleştirmiyor arkadaşlar. 28A'da bunu zenginleştirmeye çalıştım arkadaşlar. Burada işte oluşturduğumuz etiket pencerelerini sadece isim soyad değil, TC numarası, okul ve şehir olacak şekilde biraz daha zenginleştirmeye çalıştım. Dolayısıyla her birisine satır 0, satır 1, satır 2, satır 3, satır 4 diyerekten 4 ayrı satıra, 5 ayrı satıra yerleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve de burada pencerelerin etiketlerinin isimlere, isim soyadı, TC, no, okul ve şehir. Peki bunlarla da ilgili bilgileri de aynı şekilde 5 tane bilgi girmem gerekiyor. E1'den E5'e kadar tanımlamalarını yaptım. Aynısını tekrar ettim burada arkadaşlar. Peki bu girişin olacağı yeri de tanımlamam lazım. Yerleşimini de tanımlamam lazım. Bu da grid yapısı içerisinde sıfırıncı satır, birinci kolon. Birinci satır, birinci kolon, ikinci ve birinci kolon, üçüncü, birinci ve dördüncü, birinci kolon. Dolayısıyla ben bunu çalıştırdığımda şöyle daha görünür kılarsak şu şekilde isim, soyad, TC, no, okul ve şehir diyerekten buralara bilgiler girilebilir arkadaşlar. Böyle bir form oluşturma ile ilgili yazılım bundan ibaret. Bir kez daha tekrar edersem pencere nesnesini oluşturuyorum. Pencere adı altında etiket oluşturuyorum. Etiket şu kısımdır arkadaşlar. Etiket şu kısımdır. İsim, soyad, TC, no, okul bu kısımdır. Ve de grid yerleşimiyle sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü satır diyerekten diyorum. Daha sonra entry değişkenlerini burada tanımlıyorum. Bu normalde fonksiyonsuz gibi görünüyor. Yani ekranda görünen bir şey yoktur. Fakat değişkenin tanımlamasını burada gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Burada da onlarla ilgili yani yerlerinin açık haline getirilmesini, müsait haline getirilmesini sağlıyorum. Bir kez daha çalıştırdığımda programı daha anlaşılır olacaktır arkadaşlar. Evet. Sıfırıncı kolon, birinci kolon. Sıfırıncı satır, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü satır. Bu da en elementer haliyle bunun bir örneğini burada göstermek istedim arkadaşlar. Tek bir etiket var. Pencere, text, bilgi giriş ve grid, yerleşim. Row 1 diyorum, row 0 diyorum, yani sıfırıncı satır. E değişkenini tanımlıyorum. E değişkeni TK entry ve de E grid diyorum, satır 0, kolon 1. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ekranda bir pencere oluşturup bir veri girişinin kabul etmek üzere bir pencere oluşturuyorum. Pencere nesnesi içerisinde bunların bilgi girişi adını taşıyan bir pencere etiketini oluşturuyorum. Buraya bilgi şu yazılabilir, edilebilir bir alan değildir arkadaşlar. Daha sonra buna bir entry girmek için bu entry'nin tanımlamasını burada bilgisayara yaptırıyorum arkadaşlar. TK entry diyorum. Burada bir tek elemanlı olduğu için bir tek elemanın tek
bir kez tekrarlamam yetiyor. E-grid bunun yerleşimi de 0. satır 1. kolon olacak şekilde, yani şurada bu şekilde bunu yazılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Ve de başka herhangi bir bağlantısı yok. Gördüğünüz gibi konsola bir şey yazdırılmıyor. Sadece bu pencere.mainloop marifetiyle bu döngü içerisinde sürekli olarak ekranda kalmaya devam ediyor bu arkadaşlar. Bunu herhangi bir şekilde bundan dışarı çıkış için buraya verilmiş bir komut yoktur arkadaşlar. Böylece evet arkadaşlar, böylece bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste biraz daha farklı özellikleri de göstermeye çalışacağım. Şimdi 25 dakika olmuş. 20 dakikayı pek geçsin istemiyorum. TK Inter modülü aslında çok zengin. TK Inter modülünün başından itibaren aslında iki seçenek var arkadaşlar. Ya sentaksı başından itibaren bütün özellikleriyle, bütün seçenekleriyle, opsiyonlarıyla öğreneceksiniz ve çok adım adım gideceksiniz. Veyahut da benim yaptığım gibi örneklerden yola çıkıp zamanı geldiğinde sentakstaki o nesnenin seçeneğin, işlevin ne işe yaradığını söyleyip pekişmesine sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Bu dersleri tekrar tekrar izlemekte fayda vardır diyorum. Siz de kendiniz farklı isimlerde veyahut da farklı fonksiyonlarda kutucuklar oluşturabilirsiniz. Bunları bağlayabilirsiniz. Önümüzdeki derslerde daha başka örnekler, geometrik örnekler, yerleşim örnekleri, renk olgularını da katacak şekilde örnekler sunacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Dersleri bu kez arasına çok fazla uzatmadan daha kısa aralıklarla TK Inter modülü ile ilgili örnekler vermeyi devam edeceğim arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. İyi bir gün dilerim. Güzel günler olsun. Hoşça kalın.